Bu neyin kafasıymış ya? Bu nasıl bir kafaymış ya? Ben sana diyeyim mi? Hangover kafası var. Hamburger. Hoş geldiniz arkadaşlar. Futbol Manager 2023 Galatasaray kariyerinin 31. videosuyla karşınızdayım. 5. sezona geldik. Transferlerimizi yapacağız artık. Birkaç oyuncunun erken ödemesini aldım arkadaşlar. Nelson için transfer. Bir sonraki transfer hakkımdan vazgeçtim. Yaklaşık 4,5 milyon euro verdiler. Transfer bütçesine de 3 milyon eklendi. Sesenyon'da da aynı şekilde. %20'lik karı kaldırdık. 7 milyon euro verdiler. 5 milyon yaklaşık transfer bütçesine eklendi. Rokio da aynı şekilde %40'ı kaldırdık. Yani bundan fazlasını satıp da %40'ı bilmiyorum satabilir mi fazlasını. Karın %40'ını alacağız. O da çok bir şey etmez. Aynı şekilde Yusuf Demir transferini de o şekilde yaptık. Gökay ve Yiğit bunlar yaptık. Bakalım ne kadar eklenmiş. 25 milyon olmuş. Transfer bütçemiz. Olursa belki birkaç genç oyuncu, gelecek vadeden oyuncu alabiliriz. İtibara bakalım arkadaşlar. Hala aynı 4 yıldızdayız. Birazcık artmış itibarımız. Yakup Bayram. Aslında Yakup Bayram'ı da mı alsam? Yani şu an uygunken yani yaklaşık 7-7,5 hatta 8 milyona transfer edebiliyoruz. Uygunken alalım. İyi de bir potansiyeli görünüyor. Türk oyuncu. Yedekleriz en azından. Yani kesin emin olalım da Türk. Evet Türk. Paramızda varken bence alalım. 7 milyonu kabul ettiler. Direkt alıp sağa çekeriz. Yerli bir şekilde. Bunları kaldıralım hemen bu kadar. Daha bir şey göstermeden bu kadar istek bence çok. 3'ü 5 yapsaydık keşke bir an. Tottenham'dan Cavarria'ya teklif var. Yani güzel teklif yapmışlar ama şu an için satmayı düşünmüyorum. 19 yaşında Enes için teklif var. Enes'in sözleşmesine bakayım. Maaşı da gayet iyi. Sözleşme önersem mi acaba? 29'da bitiyormuş. 5 yıl yapalım bunu. Mutsuz durumda görünüyor. Yakup Bayram geldi arkadaşlar. 7,5 milyon euroya. Kiradan dönecek oyuncularımız. 35 maçta 13 gol atmış. 6 golü var. Otero'yu da göndermeyi düşünüyorum. Bakalım Abdülkerim'i de göndeririz. Bu arada arkadaşlar geçen aldığım oyuncuların yüzlerini ekledim. Enver Güleç bu şekilde ekledim. Başka biri daha vardı. Cerem'in yoktu yüzü. Cerem'e yüz ekledim. Biraz birbirlerine benziyorlar gibi geldi ama bana. Hasan Yalçın ona da ekledim. Yani farklı yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. İnşallah farklıdır. Hendrik için Everton'dan teklif var. Tabi reddedeceğim. PSV'den Naci'ye 9 milyon euroluk bir teklif. Naci'yi oynattım yani biraz. İsteğimizi yükseltelim. O kadar da kulüp istiyormuş. Bavaria'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Biz seninle sözleşme yenileyelim yoksa bunlar başımın etini yiyecek. Potansiyeli büyük olan bir oyuncu zaten. Bunu kaldır. Bunu biraz yükselt. Tamam. Brighton 14 milyon verebilirim diyor. İşte diyelim bakalım. Verebilecek var mı? Naci'ye teklif yok. 14 milyon veren var. 14 milyon yazayım. Geçen sezon 10 milyona kadar düşmüştük. 14 milyon alan varsa satalım. Yoksa
biraz daha durabilir. Trabzon'da Farioli dönemi başlamış. Yeni teknik direktörü Farioli. Teklif yapan yok. Naci Nuri'yi kiralamak istiyorlar. Tabii ki hayır. Saçma sapan tekliflerle gelmeyin. Sözleşmesi biten isimler. Ahmet Can'la yenilesek mi acaba? Yenileyelim. Kendi de kabul ediyor zaten. Başka da Süleyman'ı falan satayım arkadaşlar. Kiralıkta dursun. Satış listesinde. Abdülkerim satış listesinde. Kazım gidecek. Kavarriya'ya da yeni sözleşme önerdik. Kiradan gelen oyuncular. Kiradan yine A takım alalım. A takım da muhtemelen başka. Fatih. Morales'i de satacağız. Butera'yı da satacağız. Emrecan'da 8 milyon euroya sattık. Maaş ne düşmüş ya. Zaten yarısını ben karşılıyorum gerçi de. Bu nasıl rezil bir tekliftir ya. 5 milyon euro ne? Kesinlikle öyle bir teklif olamaz. Naci için Türkiye'den 9. Naci'ye direkt veren yok mu acaba? 14 milyon euro. Endrik için teklif var. Endrik satılık değil. Real Madrid geldi. Ver şu şekilde bir fiyat götür götüreceğiz. Naci'ye Amerika'dan teklif var. Maaş katkısı da istiyor olmaz. Evet bu çocuğu diyordum. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Milan Inter Porto istiyor. İmza isteyelim. Gelirse oynar 8 milyon euro. İmkanı yok. Naci numara yeni teklifler. Olmaz. Bu teklif biraz daha iyi gibi Brighton'ın. Sana göndereyim ya. Siz dalga mı geçiyorsunuz? 6 milyon euro ne ya bu adam? Acaba sözleşmesi mi bitiyordu bunlar bu kadar düştü? Yo ben bir sürü de sözleşme imzala dedim. Ne diyor? 22 yapalım. 23,5 yapalım bari. Adamlar hiç yükselmiyor. Siz yükselmezseniz ben de düşmem. Abi 20 milyon kemiksiz verirsen alırsın. Sen bilirsin. Koşkun sözleşmesi mi bitiyor? 3 yıllık sözleşmesi var daha. Adamı değerinin altında satıyorum. Almak isteyen alabilir. Takasta Borges Sanchez'i veriyorlar. Ben bu çocukta ışık göremedim ki ya. Beşiktaş istiyormuş. Beşiktaş'a verin. Yok kardeş. Derim istiyorsanız 10 milyon euro isteyen gelir alır. 5,5 varlar Lolit'ten. Senin için 8,5 yaparım. Kabul et. Salo'ya teklif yok. Naci'ye teklifler var. Hayır. 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 Bosco için
Atletico Madrid'den güzel bir teklif var. Atletico'nun güzel bir teklifi var Bosco'ya. 20 artı 5. 25 milyon euro. Bosco'yu gönderebilirim ya. Kabul ediyorum. Süleyman için teklif var. Sezon sonuna kadar oynasın diyorlar. Karagümrük. Al götür ya. Adınız Inter'le anılıyor. Ben Galatasaray menajeriyim. Bu değişmedi. Bunlar sadece söylenti. İtibarımız iyi yükselmiş. Yani ben Galatasaray'la iyiyim. Bu şekilde devam edecek. Bir şey değişmiyor zaten. Adamlar elimdeki bütçeyi darlıyor ya. İki tane teklif varmış. İkisi de Naci'ye mi? Reddet. Belki seninkini de kabul ediyorum. Hayır. Bavaria ile yeni sözleşme imzaladık. Adam iyi. Galatasaray yönetimi memnun. Açıklamalarımızdan dolayı. Inter yönetimi, ya Inter çok sevdiğim bir kulüp aslında. Ama yani dünyanın en büyük takımını yönetiyorum şu anda zaten. Daha küçük bir takıma neden gideyim? Yani Galatasaray'la başladık. Galatasaray'la devam edeceğiz. O yüzden Monaco adam gibi bir teklif ver, al götür. Kabul etmiyor. Etmeyeceğini biliyorum zaten. Yok ya, iki tane genç yetenek aldık, onları oynadınız. Ben kulübümden ve halimden çok memnunum. Turkart'tan güzel bir teklif var. Seçimi Kerim'e bıraktım. İki takımın teklifini de kabul ettim. İrfan Can gitmek istiyordu. İrfan Can'a da önerelim. İrfan Can, bir diyorsun daha çok oynamam lazım. Bir diyorsun yok hocam, gerek yok. 10 milyon euro istiyorum. Veren olursa göndereceğim seni. Genç oyuncuların önünü açalım. Bu sene belki istediğimiz başarıyı sağlayamayabiliriz. Ama önümüzdeki senelerde bu oyuncuların çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Blanco'ya Real Madrid'den teklif var. Ya sen ne en ayıp kulüpsün ya. Sezon başında bana bedava verdin bu adamı, bedava. Bu şekilde yapalım. Bu şekil. 20. Bu şekil. Pazarlığa devam edelim en azından. Leverkusen'den 70 milyon euro Mokoko'ya. Mokoko satılık değil. En azından bu sezon. 26 milyon da Endrick'e. O da satılık değil. O da en azından bu sezon. Monaco'dan. Ben zaten vermem benim istediğim parayı. Boşuna yorma beni. Milyon euro. Sen bilirsin kardeş. İrfan Can için 5 milyonluk bir teklif var.
İspanyol'dan gelen. Göndereyim ya. Oynarsın en azından. Blanco ne diyormuş? Gitmek istiyorum. Teklifleri iyi değildi. En azından 20 yaparım. 18,5 nedir ya? 19,25. 19,5 yaparım. Tamam. Tamam gelirse. 19,5 dedik de 20-25'e göndeririz. Kerem Baba Hasan'ı daha yakından incelemek için hayırdır? Neyi inceliyorsun sen? Bosco için 24,5 milyon euroluk Chelsea'nin teklifi var. Juventus'tan Elif Elmas'a 21 milyon. Olmaz. Verona'dan İrfan Can Kahveci'ye teklif var. O Verona güzel teklif yaptı. Kardeşim. Ya. Adam umutsuz etti şimdi. Tamam bir daha gel Real. Bu sefer 25 falan yapacağım hadi. En azından Blanco ile arayı bozmayak. Elif Elmas için 26 milyon Monaco'dan. Naci'ye teklifler var. 14. 14. Naci'ye düşürdük 14. 14 14 geliyorlar. 20 milyon diyelim. Teklif gelecek mi? Naci Villarreal ile görüşüyor. Bu sene gene çok kötü olacak gibi ya. Stuttgart'la anlaşmış 975'e güle güle. Benim Çalhanoğlu. İyiydi aslında da. Yani çok sakatlanıyor. Mert de varken. İsteyene tutmayacağız, göndereceğiz. Monaco Cerem'e teklif yapıyor. Kerem'in sözleşmesi de bitiyormuş. Kerem'le sözleşmeyi uzatalım. Mutsuz durumda diyor. Seni bu sene oynatırız. Mutlu olursun. Ben adamı satacağım zaten. Sıkıntı ne kadara? O diyor 20, ben diyorum 30. Monaco sana ucuza adam vermem. Tamam şu şekilde yapalım bari. Kabul et. Tamam. Milan ne diyor? 20 artı 5. Bu da kabul etti. Tamam Blanco. Erdinç'i satmam. Stalo gidiyor Chelsea'ye. 24,5 milyon euroya. Bosco Stalo. Artık Josip arkadaşsız kaldı. Gider mi gitmez mi bilmiyorum. Josip transfer listesine konmaktan vazgeçti. Bunlar küs müydü acaba? İkisi de mi ayrılmak istedi? Naci 14 milyona da o gitti. Sen dur o zaman. Sen zaten iyi olansın. Bakalım 44 milyon euromuz olmuş. Oo, maaş bütçesinden de bayağı bir açık var. Kaliteli isim varsa bakabiliriz. Blanco'yu gönderdik. Elif giderse
Jonathan David. 5 milyon euroya listede. Bu da listedeymiş. 43 bin Tankur Zanyolu. 38 milyona listede. Gerigir. 34.5'a listede. Yani bu bile listede. 25.5'a. Salazar, Dybala, Jovic. Gulliksen. Şimdilik ihtiyacımız yok. Neymar ne yaptı acaba? Neyi? Hala bu sezon sonu sözleşmesi bitiyormuş. Belki düşünebiliriz. Artık hiçbir kulübün onu transfer etmekle ilgilenmediğine inanıyor. Ya sen ondan daha değerlisin, boşver. Maaşın da güzel. İstersen bir de zam yaparız. Mokoko ne olmuş öyle be? 84 ile 95 milyon euro arası bir şey diyor. Yani Mokoko'ya 100 milyon üzeri bir teklif gelirse gönderebiliriz. Bu sene full genç kadroyla oynayacağız ya. Herifi de gönderirsek. Yani yenilebiliriz ama gençleri değerlendireceğim. Neyse orayı da sileriz. Hallederiz. Ron Villa için Brighton'dan 18 milyon euroluk toplamda bir teklif var. Brighton, ben bu adama 29 milyon aldım yaklaşık. Yani en kötü 50 milyon euro üzeri bir fiyat olursa anca satabilirim. Başka türlüsü yani hala direniyor. Hala uğraşıyor. 27 milyona kadar yükseldi. Hayır. Kerem için teklif var. Onu da göndermeyeceğim. Kerem, senden zaten sözleşmen dedik. Birazdan susarsın. Ya Allah Allah, bu çocuklar da nedir bu? Takımın can damarıymışım gibi hissetmek istiyorum. Yıldızıymış gibi hissetmek istiyorum. Ya sen daha 18 yaşında gençsin. Bir şey göster ki, yeteneklerini göster, kanıtla. O şekilde davranırım sana. Adam daha maça çıkmadı. Kiralıktan kiralığa gidiyor. Gelmiş. Bana böyle böyle davranın. Tamam dedik ya, tamam. İrfan Can da gidiyor. Güzel satış yaptık bu sene. Herhangi bir alış yapmadık. Yunus Akgün Beşiktaş'a gitmiş. Beşiktaş'ta başarılar diliyoruz. Anderson ne zaman bitiyor bunun sözleşmesi ya, gelsen arkadaş. Kiradan çağırabiliyor muyum? Şimdilik dur. Palermo geldi mi?
Palermo'nun da hala sözleşmesi var. Niye bitiyormuş Fatih Karagümrük'le? Muda mı gelmiyor? 31'e kadar sözleşme imzalamışız. Bu da seneye geliyor, bunu da. Yani sen de aşağı git. Pardon. Bu şekilde iyi. Başkanlardan birinin bir açıklaması vardı. Transfer için son günleri bekleyeceğiz. Piyasa ucuzlasın biraz. Aslında yapmayı düşünmüyorum ama belki bir fırsat transfer olursa ilgilenebiliriz. Levante Ahmet Can istiyor. Ahmet Can zaten bir tane oyuncum gitti. Ahmet Can'ı da verirsem olmaz. Okul için 15 milyon euroluk bir teklif var. Hayır. Ciren'le biz sözleşme. Görüşmeden de başlamadık mı ya zaten? Antrenman tesisleri gelişecek. Rakı yapılması istediği yere bak. Senin önüne adam mı alalım? Ona diyeceğim benim önüme nasıl adam aldınız? Tamam, 5 yıllık güzel bir sözleşme. Endrik için teklifler geliyor. 35'e kadar yükseldiler. Efes'e gösterme. Hayır. Endrik'i satmayı düşünmüyorum. Gitmek istemediği sürece. Sol gitti. Stoper gitti. Orta sahadan bir oyuncu gitti. Blanco gitmedi mi hala? Blanco ile de anlaştık. Anlaştık. Gitmemiş hala. Elif Elmas. Duran Ville. Tamam. Endrick formayı nasıl kaptırdın Correa'ya ya? Değişik yendik. Kiralamak istiyorlar. Burak'ı ben bu sene muhtemelen oynatırım. Kiralamaya uygun değil. Ezer derin. Kabul. Geleceğin Rüştü Reşberi olarak gösterilen Meri. Ve Blanco da ayrılıyor. Güle güle. Blanco'nun ayrılmak istemesi taraftar üzdü. Hiç üzülmeyin. Yani bir sürü oyuncu aldık. Bunlar onu karşılar. Elif Elmas var hala. Orkun var. İki tane genç yetenek yedeğimiz var. Yerime Real'den teklif var. Yusuf için. Ama bunu öbürü gibi kolay kolay satmayacağım. 40 milyon euro istiyorum. Şimdi gelip beni neden göndermedin deme. Pardon. Az önce transfer beni geri çekmiştin. Atletico Madrid bizi menajer olarak istiyor. Bunlar reddedince de üzülüyorum. Ama Galatasaray'da devam etmek istiyorum.
Endrick için teklifler artmaya devam ediyor. 37 milyon oldu. Takip listesine bakalım arkadaşlar. Tekrardan. Bunu izleyenler Chelsea ve Liverpool 9 milyon euro gibi güzel bir rakam da var. Agresiflik, cesaret, çalışkanlık, kararlılık çok iyi. Top kapması çok iyi, dayanıklılık, denge. Muhteşem bir stopere benziyor. Yani maliyeti de uygunken bence alayım bunu. Serbest kalma bedeli bu kadarmış. Verelim, alalım. Tabi bizim için biraz isteği olacak. Antrenman testleri, zam, tamam. Bunlara söz veremem ama geri kalan istediklerini yapabilirim. Ya şu olmalı işte. Neyse, biz sana onu da yaptırırız. Yeni bir sözleşme imzaladık mı bu iş biter. Devre arasına ya da sezon sonuna gelmeden yeni bir sözleşme imzalamamız gerekiyor. Fofana'da da öyleydi. 13 milyon euro mu ne serbest kalma bedeli vardı. Sözleşmeyi yeniledim, kaldırdım. O şekilde iyi satabildim. Yani 70 milyon civarına sattık. 13 milyondu. Serbest kalma maddesi sıkıntı biraz. Sami Karakoç da güzel duruyor ama Beşiktaş çok ister. Yani Kerel'in özellikleri daha iyi. Ama Sami'yi daha çok isterler muhtemelen. Bu oyuncuya yeni sözleşme. Yapma be, sözleşmeyi uzatmış. Elif'i satarsam bunu almayı düşünüyordum. Kim babasına iyi. Yani kimseye el atmadan şu çocuğu bir getirseydik. Real Madrid tutarlıyı tekrar isterse veya orta yolu bulup anlaşabilirsek mutlu olabilir. O yüzden bir oyuncu daha. Dört yıldız Mauro Icardi listede. Icardi aşkımızı tekrar depreştirsek mi diyorum ama yani güç olarak zaten düşmüş. Bu ilk sezonki Icardi olmayacak muhtemelen. 5 sezon oldu. Mets kiralamak istiyor. Hayır, bizde kiralama değil de oynatmayı düşünüyorum. Belki sezon içinde şans bulabilir. Dortmund senin olsun o oyuncu. Enver Güleç. Ara ara stoperde oynatabilirim seni. Belki. 4-0 yendik Karagümrük'ü. Attık. Bize düşmekten son anda kurtuldu. Bu sene gider diye düşünüyorum artık. Geçen sene verdik puanı. Kurtulmuştu. Ve Carroll geldi. 9,5 milyon euroya. Bakalım ne kadar yükselecek. Fiyatı. Matt Carroll. Ila 12,5 milyon euro diyor. Ama daha fazla yükseleceğini tahmin ediyorum. Çok iyi zihinsel olarak. Lisans kaydını yaptık. Okul için Leicester'dan teklif var.
30 yapalım. 24 milyonluk bir teklif yapıyor. Bu kolye. 24 milyon da az ya. Biraz daha yükseltmen lazım. 24'e satmam. .8'e satın alma opsiyonu ne öyle? Dalga mı geçiyorsun? Fatih Ünver için teklif var. Aston Villa'dan. Benim göremediğim, senin gördüğün ne var? Çalışkanlığı iyi. Takım oyunu iyi. Kardan değil de satış bedelinden alınacak pay. Bu şekilde 30 yapalım, 25 yapalım. Bunu da şu şekilde yapalım. Kardan %50 veriyor. Hiç oynatmadım. Altyapı oyuncumdan para kazanmak üzereyim. Bunu 5 yap bari ya. Tamam. Dostluk kupasına çağırmışlar bizi. ...7-0 yendik Gazi Alkmaar'ı. Mokoko, Elif Elmas ikişer gol atmış. Karneseki isteyen yok. Bir sezon daha oynar, oynasın. Sezon başında ona da talipler vardı ama artık istemiyor. Bir gün sonra final mi olur ya? Biz ne yapıyoruz böyle? Angelo'ya teklif 13.5 milyon. Yakup Bayram'ı arada oynatırım be. Hemen ne istediniz? Forma numaraları isteniyor. Avaria'ya 6 verelim. Enver 14. Geri kalan istediğini alsın ya. Yakup Bayram 8 istiyor ama 8 kimde? Elif Elmas da ben Orkun'a vermiştim onu. 10 numarayı kime verdim dedim de. Benim ikinci takım da yener ya Gork. Sıkıntı etmiyorum. Gol krallığı oranları her sene lider bir isim oluyor benden ama bir şekilde sezonu tamamlayamıyor. Üç bir yendik. Şampiyon olduk. Para verecekler mi bari? Dostluk kupasını kazandık. Manchester'dan Elif Elmas'a 37 milyon euroluk bir teklif var. Tamam. Kabul ettim. €37 milyon. Ferdi Kadıoğlu en iyi oyuncu ödülleri. Benden iki kişi var. Bir kaleci, bir tutarlı. Fatih gidiyor. Maalesef. Dokure'nin durumu ne durumda ona bakmam lazım. Doğu'nun
Dove'nin durumu ne durumda? İlgilenmiyor çünkü sözleşmeyi yeni imzaladı. İşte bu çok kötü. Ne yapacağız şimdi? Aslında yani onu gönderip Gallagher'ı alabiliriz. Çünkü Gallagher'ı zaten satış listesine koymuşlar. Gallagher Elif'ten daha iyi durumdaydı benim bildiğim kadarıyla. Martial, Rüdiger, Zaniolo var. Bu da çok maaş ister be. Ravenberg var. Listede 39 milyon euro. 37'ye onu satıp 39'a bunu almak kaliteyi tavan yapabilir. Bu da çok maaş ister. Siz satmış mı oyuncuyu ya? Muhtemelen satmış, onu da kaybettik. Gallagher 34.5'a gitmiş. Gitti mis gibi oyuncu. Juventus'takini belki düşünebiliriz artık. O da çok iyiydi. Yani Elif Elmas giderse onu olabilir. Hakan ne durumda acaba? Hakan'a bakalım. Hakan Çalhanoğlu. 32 yaşında. Aslında bir gideri var. Biraz bakalım. Leeds'ten Mert Müldür'e teklif var. Arkadaş şu adamı bir bırakın ya. Yemini satmaya çalışalım. Bayramı isteyen herhangi bir kulüp yok. Miretti müthiş bir transfer olur. Eğer ki yani o yani Doğu'yu alamıyoruz. Doğu'yu. Çünkü yeni sözleşme imzalamış, imkanı yok, transfer edemiyoruz. Miretti'yi alırız ya şey giderse. Aston Villa'ya gidiyor Fatih Ünver. Sol bek oyuncusu altyapıdan. Daha hiç doğru dürüst maça çıkarmadım. Hemen gitti. Demek ki gelecek var adamda. Benim göremedim neyi gördülerse. Yani şey ondan daha iyi duruyor Burak. Bir kupa maçına geldik arkadaşlar. Bu senenin ilk ciddi maçı. Net Carroll yedekte evet. Erdinç vardı. Elif gidiyor. Seni son 10 dakika mı alsın? Bu şekilde yapayım. Elif'i son 10-15 dakika alırsam alırım, almazsam dursun. Başlayalım arkadaşlar. Alanyaspor'un kadrosu. Çoğu oyuncusu duruyor hala.
Biz çok değiştirdik oyuncularımızı. Yani kadromuzun kemik stoperler, kaleci, sağ bek ve hücum hattı tamamen duruyor. Sadece orta sahada iki değişiklik olacak mecburen. Orkun oynayacak. Orkun'un yanına belki Hakan Çalhanoğlu'nu çekerim, belki Miretti'yi. Onu bilmiyoruz hala. Hakan'a çok para isterlerse, maaşı da çok istersem Miretti'yi alabilirim. Zaten yerli konusunda sağ bek, sol bek yeterli. Orkun'dan beraber 3 yapıyor. Arada Çağlar da stopere geçti mi tamamdır. Genç oyuncu yapma. Aferin Orkun. Roni ile geliyoruz. Çevir içeri. Barçi. Çevirdi. Endrick. Yıktılar Endrick orada hakem. Burak. Burak çevirdi. Orkun'un orta yapıyoruz. Orkun'un ortası. Bu üst direkten döndü. Alanya şut çekemedi. Biz şut yağmuruna tuttuk ama gol yok. Buran Ville biraz kötü oynuyor. Kerem'i alayım. Bakalım Cerem iş yapabilecek mi? Cerem Baba Hasan. Geri bakalım. Verdin sen de Vardin'in yerine gir. Gençlerimizi bir değerlendirelim bu şekilde. Kavarri'ye biraz daha oynasın. Orkun'dan iyi duruyor gerçi. Burak'la veriyoruz. Endrick Mokoko'ya verdi. Mokoko çevir artık içeri. Ortası Endrick'e gelmedi. Kavarya da top. Kavarya müthiş vurdu üst direkten dışarı. Üstten dışarı gitti. Şanssız bir an. Bu kolide top Kavarya'ya verdi. Onun pası Cerem'e. Cerem çevir içeri. Cerem çevirdi. Endrick attı. Cerem'in ilk asisti. Galatasaray forması altında. Endrick bu sezonun ilk golünü attı. Kavarya'ya top. Kavarya'dan çok güzel uzun pas. Dört şut çekmişiz. Bir golümüz var. Bu nasıl bir şanssızlık mı diyeyim. Mokoko biraz kendine gel. Ali Akman'ı satacaktım. Unuttum bak. Ferreira girsin. Ali Akman'ı yemediğimden değil. Oynasın da milli takıma gitsin diye. Atıyorum. Oyuncu değişikliği yapalım. Kim yorulmuş? Orkun biraz yorulmuş. Enes daha fazla değiştiremeyiz. 3. Elif Elmas da gitti. Oyuncu değiştirme hakkımız bitti. Endrick attı. Offside yok muhtemelen. Correira'nın pasında. Mert yaptı ortayı. Correira indirdi. Endrick de golünü attı.
Zirve soruşu Efkan topun gerisinde. Kaleci direkten döndü muhtemelen. Kerem'le geliyoruz. Yunus Akın gibi solak solak gidiyor. İki ayağında geliştir ya. İlla sol almaya çalışıyor. Orkun'un pası. Correia attı ama offside. Yani Yunus'un aslında çok iyi oynuyor ama sevmediğim bir özelliği varsa solak. İlla o topu sola çekecek. Daha ayağını biraz geliştirmesi gerekiyor. Pozisyon öldürür yani sola alacağım diye. Offside sayılmadı. Dakika 90. Ve maç bitti. Süper Kupayı kazandık. Kalecimiz gitmedi. Gitseydi Melih'le devam edecektik ama bu sezonda devam ediyoruz. Karneseki ile. Yani bize Muslera katkısı yapıyor adeta. Avrupa'da. Birlikte zaten güzel gidiyoruz. Avrupa'da iyi katkısı oluyor. Bu oyuncumuz ilk maçına çıktı. Kerem ilk maçında göz doldurdu. Endrik maçın adamı. Kolay galibiyetle elde ettiği maçta göz doldurdu. Endrik'i övelim. Moral motivasyon açısından Endrik iyi zaten. Pakistan'ı gönder. Gattuso Cavarria'yı istiyor. Cavarria'yı. Ne diyeceksiniz? Boşuna nefes tüketiyor. Fabian ılık değil. Cavarria'yı hem mevki açısından hem de unutmayayım diye lakap takacağım arkadaşlar. Eski oyuncularımızdan birinin lakabını takacağım. Neredeydi o? Etkileşim. Lakap tak. Benim de çok sevdiğim bir oyuncu. Ya forması bile var bende. Felipe Melo yaptım. Correia'yı da 2027'de gelecekmiş. Correia'yı da ya da böyle kalsın ismi ya, güzelmiş bunun. Ve sevmediğim bazı isimleri değiştireceğim arkadaşlar. Eski Türk. Türk demişim, eski Galatasaray efsaneleri yapacağım, yapmayı düşünüyorum. Mert kalmaktan memnun. Mert kalsın, Mert lazım bize. Elif Elmas gidiyor artık. 13 milyon euro eklediler. Juventus'un menajerlik koltuğuna, yani Inter'i reddetmişim, kaldı ki Juventus. Sevmediğim bir takım. Juventus'tan Miretti'yi alsam mı acaba? Yani takım şu anda iyi gibi. Ama Miretti en azından sağlam olur. Çünkü Melo'yu, Cavarria'yı yani Felipe Melo'yu hemen atamayabilirim. Miretti'yi isteyelim. Zaten mali açısından iyiyiz. Yeni sözleşme imzaladı. Sen de mi yeni sözleşme imzaladın ya? Kiralık gelir mi acaba? Kiralık görünüyor. 9 da çok be.
38 yapalım bari. Hatta 37, 36. 37 yapalım. Adamlar inat etti ya. Satın alma opsiyonu tamam. Eğer ki güzel bir performans sergilerse, oynarsa alırız. Zaten mali açıdan paramız var. Senenin kaptanı, lider olarak Orkun Kökçü daha iyi duruyor. Dağlardan alsam üzülür mü acaba? Bu şekilde dursun ya. Şimdi bir de üzülüp takımın moralini bozmasınlar. Angelo gitti. Angelo'yu takip listesinden çıkararım. Juventus bizi görüşmeye davet ediyor. Yani Juventus dediğim gibi ben Inter'i reddetmişim. Benim gözümde Inter'den sonra geliyorsun. Bakalım. Oo, çok güzel paramız var. Yani maaş bütçemizden de güzel bir düşüş yaşadık zaten. 57 milyona düşmüş. 80 milyondan. Bunu da kiralık alamıyoruz mu acaba? Kiralık vermez zaten de. Kiralamak istemiyorlar. Eğer Miretti beklediğimiz gibi çıkarsa sezon sonu ikinizle beraber güzel bir ortaklık kurabilirim. Kasımpaşa götür, adam en azından oynasın. Felipe Melo'yu kiralamanın yollarını arıyorlar. Ama olmayacak öyle bir şey. Moleiro'yu oynatamıyorum. Moleiro'yu satacağım. Da satmayayım. Potansiyeli çok iyi. Ama bir şekilde yansıtamıyor artık. Berlin'in yıldız oyuncusu. Satmayayım ama bunları kaldıralım. Kiralık olarak vereyim sana. Rotasyon değil. 11 oyuncusu olarak. İstemiyor. Miretti geliyor. Peki Galatasaray'da kalmaktan memnun. Moleiro'yu kiralık gönderelim. Yani yıldız oyuncu veya ilk 11 oynatabilecek bir takım varsa alsın götürsün. 39,5 milyon da biraz çok ama Dolberg'den çekiniyordu. Derbiler arka arkaya gelmiş. 5 Fener oynarım. Ondan sonra bırakalım. Kulüpleri önerelim kiralık olarak. Ya Mert ne güzel az önce dedin ki maaşıma zam yaparsan. Daha yeni yapmadık mı ya? 800. Ya Mert her sezon maaş isteyeceksen yandık biz. Hayır takviye yapmayacağım. Tamam. Her sene de 5 yıllık sözleşme imzalıyoruz. İlla bir şeylik çıkarıyorlar oraya ya. Transfer bütçesine dokunmayın. O kadar bütçeyi biriktirdim. Gelip alıp gidersiniz. Size belli olmaz. Beni yormayın.
Bakalım kadroya ekleyebildiğimiz. Miretti'yi ekleyelim. Molero tamam. 14 yabancımız var. Anderson göremiyor. Sezon sonu ekleyeceğiz. Bu şekilde iyi. Fenerbahçe maçına girdik arkadaşlar. Miretti geçti direkt. 1-2-3. Başlayalım. Miretti 90 dakikayı çıkaramaz diyor. Tam da 8 numara boş kalmış Miretti. Sana düşünüyordum. Ligin ilk maçına, Fenerbahçe maçına geldik. İlk hafta derbi mi konur? Hatta ikinci haftada Trabzon derbisi var. Kadromuz güzel. Bu sene çok fazla değişiklik yapmadık. Alıştığımız kadro. Oyuncular birbirini tanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni tehlikeye atmayalım artık. Geçen sene ilk haftalar çok zorlamıştı bizi. Ve maç başladı. İlk tehlike Fenerbahçe'den. Endrick Crespo'nun içinden geçti adeta. Yer pası Endrick geri kaptırdı. Fener'in oyuncular hiç değişmemiş. Yani bazı oyuncular değişmiş tabi de. Orkun'un pası duran William Okoko'ya Burak. Endrick'e pas. Endrick attı. Offside ihtimali var. Haydi offside yok da gol geçerli. 1-0 öndeyiz. Burkun'un güzel pası duran Ville indirdi. Mokoko Burak'ı çevirdi. Burak'tan Endrick'e, Endrick golünü attı. Endrick güzel başladı bu sezonu. Evet. Burak Sesenyon'u da öbür yerimi de aratmayacak. Aratmıyor yani, iyi oynuyor. Arda sakatlandı. Ya vermiyorsunuz Arda'yı bize. Burak tekrar topun gerisinden. Burak vurdu, olmadı. Rondin pası Endrick'e, Endrick'ten Mokoko'ya. Burak Duranville'ye doğru yetişemedi. Duranville, Duranville nasıl okunuyor? Duranville yazıyor. Üretti, kaptırdı. Orkun girdi araya. Miretti, Miretti'nin güzel pası Duranville'ye doğru. Böyle güzel pasları özlemişiz. Endrick attı yine. Offside yok gibi. Hakemden herhangi bir tepki gelmedi. Bura biraz karıştı ama. Duranville çevirdi Burak'a. Burak'ın ortasında. Roni vurdu. Endrick kafasıyla golü attı. Endrick'in kafa vuruşu ve gol oldu. Fenerbahçe geldi. Tam bir Muslera kullanışı yaptı adeta. Hızlı bir şekilde çıkacaktık. Miretti ilk maçında güzel oynuyor. Yani güzel oynuyorlar. Neden memnun değilim gibi bir açıklama yapıyor. Okoli biraz kötü oynuyor. Matt Carroll girsin. Başka var mı kötü oynuyor? Şu anlık yok.
İlk maçına çıktığı için çok mutlu. Orkun'u da çıkarıp Melo'yu alalım. 8 yabancı bulabilir diyor. Zaman dur. Orkun, Enes'le yer değişsin. Sen de Melo'yla yer değiş. Üretti ilk maçında güzel oynadım. Yarıl aldı, kaptırdı tekrar. Yarıl'da da bir hayvani güç var gibi, çok potansiyeli çok güzel görünüyor yani profili. Mert Müldür, Duran Villa'ya doğru, ondan Mokoko'ya. Mokoko çevirdi, Endrick hat-trick yaptı. Mokoko'nun getirdiği top, çevirdi, Endrick golünü attı, hat-trick. Duran Villa'yı da çıkarayım, biraz kötü oynuyor. Yükseltti ama olmaz. 4 oldu. Bir oyuncu değişikliği yaptım kalıyor. Ferreira girsin. Zaten hat-trick yaptın, çık dışarı. Kostic'in ortası. Rozier vurdu dışarı. Jerem topu kaptı, Mokoko'nun pası Roni'ye doğru. Roni çevirdi. Correa'nın pası Roni. Jerem attı. 4. golü yazıyor ama muhtemelen hazırlık maçını da katmış. Ligdeki ilk golü. Jerem Duran Villa'dan alacak gibi ama Jerem'in pası Melo'ya, Melo'dan. Adamın saçı da uzunmuş, Melo'ya hiç uymadı. Jerem'in pası Burak'a doğru geçmedi. Samuel geri döndü. Salah hala duruyor Fener'de. Taşta duruyor, Zayç'in pası geçmedi, Tutarlı'da kaldı Burak. Felipe Melo, Mokoko'ya doğru Enes. Enes'in pası Mokoko'da, Mokoko çevirdi, Correa. Yine mi vurulur Correa? Burak korneri kullandı ama faul. Olberk attı. Orada vurdurmaması gerekiyordu ama Timo yanındaki defanstan sekip yükselen topu Dolberg tamamladı. Yarın ilk maç olduğu için biraz heyecanlı muhtemelen. 4-1 yendik. İyi galibiyet aldık. Güzel bir maçtı. Endrick şov yaptı. Hasan Yalçın ilk golünü atmış, 2-0'lık galibiyette. Kime teklif var? Morales'e. Biz seni satmadık mı ya? Morales'i 1 milyon euroya falan olursa satalım. Oldu oldu, olmadı
Altın Ordu'ya gönderelim. Hendrik Leeds yolcusu mu? 63 milyona kadar çıkabilirlermiş. Bu terayı da satmak istiyorum. Önce bir 8 isteyin. Bakalım ne diyecekler. Melo sakatlandı. Mert Müldür yeni sözleşme imzaladı. Başımın belası Mert. Her sene yeni maaş istiyor, arttırıyor. Yerine sağlam bir sağ bek buldun mu? Görürüm ben seni de. Neyse. Aslında Zeki Çelik var ama Zeki Çelik'e de güvenemedim. Trabzon maçına geldik. Kadromuz bu şekilde iyi. Trabzon maçını geçiyorum arkadaşlar. Transfer dönemi bitireyim diye bekliyorum. 3-0 yendik. Orkun penaltı kaçırmış. Hendrik bir gol atmış. Bakalım. İki teklif diyor. Yani bu terayı şimdilik olmaz. Bekleyelim. Transfer dönemi bitene kadar satabilirsek satalım. Verona'dan Pinya'ya ve teklif. Hendrik'in değeri de güzel artmış. Matt Carroll milli takımdan davet almalı mı diyor. Yani daha oynatamadım ki doğru dürüst. Çok çalışıyor. Neyse evet diyelim, bakalım nasıl bir cevap gelecek. Berhalter'i etkileyemedi diyor Carroll. Adam oynatmadık ki nasıl etkilesin. Empoli'den Morales için 500 bin euroluk teklif var. Göndereceğim arkadaşlar. Bu terayı da biraz daha düşürelim teklifi. 5 milyon civarı bir şey olursa da bunu da gönderelim. Bunu da zaten bedelsiz aldık. Bu teraya teklifler yapıldı. Maaş katkısı diyor yani. Adam ne maaş arıyordu? 1.2 alıyormuş. İzleyenler var. Hatay Konya kiralık. Takımdan biz de ayrılmanı istiyoruz ama piyasa değerin kadar mı istesem? Piyasa değeri bu kadar. Bu teraya teklifler yapıldı. 5.5 maaş katkısı da istiyor. Maaş katkısı olmayacak. En kötü 4. 4 yazarım buraya. Ama sonraki satıştan bedel isterim. %50. Bunu da 3'e indireyim.
%50'sini 3 milyona satayım size. Buraya teklif yok. Neden acaba? Ne güzel teklif yaptıydım ya. 2,5 %50'sini 2,5'a satayım. Emin Bayram'ı kiralamak istiyor. Rıdvan Yılmaz, Rangers'ın yeni sözleşme teklifini reddetti. Eintracht Frankfurt'a gitti. Ali'yi unuttum, Ali'yi hemen unutmadan. Batış listesine koyalım. Bu teraya teklif yokmuş. O zaman vereceksiniz adam gibi 5 milyon euro verin. Alın götürün. Endrick Wolfsburg yolcusu mu? Wolfsburg'un gücü yetmez onarılmaya. Milyon diyeyim. Fenerbahçe gel, vereceğim 10 milyona sana. Hep de yabancı takımlar istiyor ya. Yani yerli sınırı var. Gelin alın desem almıyor adamlar. 11,5 milyon. Bir de yapayım. Bakalım ne diyecekler. Aliye teklifler yapıldı. Young Boys'tan 6,5. Ali teklifi iyi değildi ya. Ne diyorsun? 9,5. Tamam, 9,5 önereceğim bir dahakine. Hendrik ne diyor? Yeni sözleşme istiyor. Hendrik sen haklısın. Sana bir yeni sözleşme önerelim. Bunu bir çıkaralım önce de. 3,2 güzel. Allah Allah. Tamam, buldum mis gibi. Endrik bizde. Emin Bayram gidiyor. Ali Akman'a 2 tane teklif var. İkisi de birbirinden rezil. Adama 9,5 milyon euro yazdık. Bakalım ilgi nasıl olacak. Fener ligde son sırada. Fenerbahçe çok kötü gidiyor. Arda'yı da rezil etmişler. Arkadaş gel ya. Gelmiyor adam. Yani kimle değiştirelim, kimle? Fenerbahçe'den o kadar istediğim bir isim yok ki. Takas oyuncu gel, başa baş değiştirelim. Ali Akman, Vera, Morales, Emin Bayram, hepsini vereyim. Kabul edilemez diyor. Allah aşkına, gideceğin 10 milyona başka yabancı takıma satacaksın. Gelmiş bana. Ali Akman istemiyor. Yani satmak istemiyorum. Oynadığı sürece katkı yapan bir oyuncu ama oynasın diye uğraşıyorum yani ben. Oynasın, milli takıma gitsin. Ben de oynayamayacak çünkü. Palermo milli takıma çağrıldı. Enes Batmaz. Enes milli takım kadrosunda olmak için daha fazla. Tamam. Enes. Yani her şey sizin elinizde. Benim yapabileceğim bir şey yok ki. Formayı siz alacaksınız adamların elinden. Ben mi vereyim yani?
Ali sen bilirsin, transfer teklifi geldi geldi gelmedi. Burayı kaldırırız. Konyaspor maçına geldik. Miretti sakat. Miretti sen sakat sakat oynama. Mel oynasın. Şimdi sakatlanırsın, bir de seninle uğraşmayalım. Üç sıfır yendik. Güzel skor. 7 kurtarış yapmış aslanım benim. Erdinç kiralama teklifi hayır. Eren Polat'ı kiralamak için. Bu kim ya? Bizim olsun. Ahmet Can'ı kiralamak istiyorlar. 2 milyon euro satın alma opsiyonu. 2 milyon olmaz. 5 milyon ver. Arayacaksan ara adam gibi. 2 milyon ne? Çocuk mu? Şey diyor. Biz kaç almışız? 6 milyon. 6 milyon teklif getiren varsa Ahmet'i de satacağım. Ahmet de gitsin oynasın. Çünkü stoper artık yabancılardan oluşturmaya başlayacağız. Morales gidiyor. Güle güle. Bedelsiz almıştık. Şampiyonlar Ligi kayıt gününe geldik. Yani herhangi bir transfer yapmayacağım. O yüzden Melih istiyorlarmış. Melih gitmeyecek. Erdinç gitmeyecek. Aynı oyuncu seçilmiş Endrick. 3 maçta 4 gol. Ya öylesin zaten. Erdinç sen de takımın can damarı işim. Can damarıymışım gibi hissettirin. Yon tamam. Öylesin. Ama forma şansı sizde. Kendiniz almanız lazım. Ben oraya koydum. Endrick yeni sözleşmeyi imzaladı. Ne keyifli. Evet. Lisans çıkaralım artık. Bakalım kimler gidecek, kimler gidemeyecek bu sene. Ahmetcan gidemiyor. Kazımcan. Erdinç'i kaydedelim. Enes'i kaydedelim. Enes olmuyor. Enes nasıl olmaz? Molero'yu kaydedemiyoruz. Cerem'i kaydedemiyoruz. Ha, Cerem kaydoldu. Ali Akman'ı çıkarıp Enes'i kaydedeceğim. Yapacak bir şey yok. Molero kaydedemiyorum. Kaydedebilsem. Bunun şeyi kaçtı ya. Çok iyi potansiyel olması lazım. Seni kiralık gönderelim bari. Molero isteyen herhangi bir kulüp yok. Yakup'u da kiralık istiyorlar. Giresun önemli oyuncu olarak oynatacağım diyor. Aslında bir sezon orada oynasa çok iyi olur. Molero seni de Fatih Karagümrük'e gönderelim. Gidersin. Sezon sonuna kadar oyna. Kendine gelirsin bak, reddetme. Avrupa'dan bir takım almak şart oldu ya. Şampiyonlar Ligi gol krallığı oranları var. Mokoko da o oranların içerisinde, yani o listede. Aman Okoli, sen bize lazımsın. Avrupa maçlarında falan iş görürsün. Icardi gelebilir diyor. Icardi gelmez. Daily Blind gelmez. Gelmez gelmez. Hiçbiri gelmez. Kiralık olarak gidecek varsa gidebilir. Başka da
Kayıt dönemi tamam. Batuhan'ı kiralamak istiyorlar. Ya Batuhan'la uğraşacağınıza Ali Akman'ı vereyim. Şampiyonlar Ligi en iyi oyuncu ödülü adayları. Bizden tabii kimse yok. Temsilciler bize oyuncu öneriyor. Oyuncuyu satmak istemiyoruz. Onu kesinlikle satmayacağım. Erdinç hiçbir yere gitmiyor. Yani biraz dursun. Sözleşmesinde yenileriz. Liverpool istiyormuş. Yakup Bayram Giresun'a gidiyor. Giresun Süper Lig'de olsaydı bari. Evet, Süper Lig'de. İlk 11 oynayacak. Bütçemiz tükenmedi. Botera'ya kiralama teklifi var Konyaspor'dan. Al götür de oynat ya. İsteyen yok zaten. Mirettiği kiralık olarak kadroya kattınız. Sezonun geri kalanında ne kadar katkı sağlayacak diyor. Onu kadromuza kattığımız için son derece memnunum. Eminim bize katkısı da büyük olacaktır. Ama sıkıntı şu ki çok fazla opsiyon var. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani şu ana kadar maksimum ne kadar harcadım onu da bilmiyorum. Ona bakmak lazım. En fazla kime para verdim? O kadar parayı vermek bilmiyorum. Sezon sonuna bakalım ya. İyi oynarsa verebilirim. Sezonun geri kalanında güzel bir performans sergilerse biz de Şampiyonlar Ligi'ne gidersek olabilir. Ve transfer dönemi bitti. En çok ilgi çeken Manchester'a giden Elif Elmas. Başka en fazla oyuncu satan 19 oyuncu sattık. 52 milyon euro para harcamışız. Lisansı çıkmayan kaldı mı? Hayır. Tamam. Oluyor'a sözün tutulması için zaman tanıdı ama seni isteyen olmadı. Benim yapabileceğim bir şey yok. Öyle yapacağım bir şey yok. Transferlere bakalım arkadaşlar. 90 milyon euroluk bir bütçemiz var şu anda. Gelen oyuncu 16 milyon euroluk satın almışız. 137 milyon euroluk bir satışımız var. 37'ye Elif Elmas sattık. 25'e Blanco'yu sattık. Blanco'yu geçen sene bedelsiz almıştık. Dalo'yu 24'e sattık. Bosco'yu. Naci'yi 14'e gönderdik. Kerim Çalhanoğlu'nu 9'a. Fatih Ünver altyapıdan bir oyuncuyu Aston Villa istedi. 9-10 milyona gitti. İrfancan Kahveci 8. Emrecan 8. Morales buçuk. 500 bin yani. Güzel oyuncu sattık. Bayağı kardayız. İyi bu şekilde arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi fikstürümüze bakıyoruz arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Yine bizi muhtemelen perişan etmek için ellerinden geleni yapmışlar yani. Kolay takım yok. Stuttgart'ta Bilbao var. Geri kalan hepsi zor. Dortmund geçen sene bizi eledi. Napoli, Real Madrid, Barcelona, Paris, Tottenham. Nasıl bir eşleşme böyle? Bütün zorları bana vermişler. Neyse. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Transfer dönemini yaptık. Elimizden geldiğince kadroyu korumaya çalıştık. Gitmek isteyenleri gönderdik. Kadronun hücum hattı duruyor. Defans hattında da sol bekten Kerem'i sattık ve stoperde Bosco Stalo'yu sattık. Başka da bir değişiklik olmadı.
Orta sahanın göbeği değişti. Blanco ile Elif Elmas'ı gönderdik. Yerine Miretti'yi aldık sadece. Yani genç oyuncularımız vardı. Onlarla idare ederiz. Ve Orkun var zaten. Başka da bu kadar arkadaşlar. İlk de 3'te 3 maç yaptık. 3'te 3 galibiyet aldık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz.